Evet, Günden takipçileri 29. bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm 29 Nisan 1960 yılında yayınlanmış. Adı Nightmare as a Child. Bu bölümünde yazar Rod Serling. Neyi hatırladım biliyor musun Salih? Nedir? Geçen dedi, bir önceki bölümde yazarları söylemeyi unutmuş. Unuttuğumu hatırladım. İstersen bu bölümde söyle, en azından Söyleyin, kısa içimde de bir bilgi kalmasın. verebilirim, vermiş olursun. Charles Beaumont, bir önceki bölümün yazarı. Onu hani özellikle söylemeyi istiyordum da. Neyse, artık bu bölümü izleyenlere nasip oldu diyelim, hani bu bilgi. Onu unutmuşuz söylemeyi. Bu bölüm, aslında bu bölüm tam bir film konusu Salih. Kesinlikle öyle ve biraz daha psikolojik bir bölümdü bu bence. Bilim kurgudan biraz daha uzaklaşmıştı dizi bu bölümüyle. Sana öyle hissettirdim, merak ettim. Bilim kurgudan, evet, yani şöyle bir uzaklaşma var. Hani yine bilim kurguya çekebiliriz bunu, ama kişi kendi kafasında o kızı yarattığını varsayarsak bilim kurgudan uzaklaşıyor, halüsinasyona giriyor. Ve aslında bu halüsinasyon da yine kendisiyle ilgili. Yani bir şekilde bir durumu hatırlamak zorunda. Bunu hatırlatmak için beyni ona bir oyun oynuyor ve durumu hatırlıyor ve kurtuluyor. Aslında yüzleşmekten kaçındığı bir sorun var. Uzun yıllar Evet. boyunca kaçmış bundan. Evet. Ve onunla karşılaşması gerekiyordu. Bu durumla bir şekilde savaşması gerekiyordu. Kendi kafasındaki o savaşı bitirmesi için o karakterle, yani çocukluk haliyle savaşması gerekiyordu. Aslında kendi içinde güzel bir bölüm de Twilight Zone bölümü olarak bana birazcık düşük geldi. Fakat bölüm konusunu yine de beğendim ben. Daha karakter temalı gitti aslında bu da. Bir o hikaye olarak çıkış hikayesi var. Hani ben mesela o boksör bölümü ile kıyaslarsam bu bölüm daha çok çok iyi bu bölüm. Evet, o bölümle kıyaslarsak kesinlikle daha üst seviyede Çünkü bir orada bölüm gerçekten bence. bir durağanlık vardı. Burada durağanlık yok. Hatta zaten ilk bölümünde anlıyorsun olayı. Sonradan ya böyle bir hafif küçük aksiyon var bu bölümde. Şey, ne diyorsun peki? O kendiyle karşılaştı ve artık iyileştikten sonra yine kapının önünde bir küçük kız çocuğu görüyor ya. O gerçek bir herhalde kişi. Hani benim kafamda ayrı bir, nasıl diyeyim, hayal gibi canlanmadı, halüsinasyon gibi de. O güzel, aslında şey bağladılar orada. Hani artık sorunlar çözüldü. İşte ona da bir yeni bir arkadaş. Evet, mutlu sonla Mutlu bitirelim son. gibi bir durum. Güzel bölümdü yine, hani. Bana sadece hani Twilight Zone için birazcık düşük gibi geldi. Ama tabii ki de güzel bölümdü. Özellikle çocukken yaşadığımız bazı olayların üstümüzde travma yaratması. Ve bir Konusu değil mi? şekilde bunu, evet, çok geriye atıyoruz zihnimizde. Onunla Sen yüzleşmekten kaçınıyoruz. son zamanlarda iki kitap paylaştın galiba. Seninle başlamadı, paylaştın mı? Onu paylaşmadım. Çünkü üzerinden 2 yıl kadar bir zaman geçti. Ama ona yakın psikosoybilim kitabını paylaştım. Çünkü çıkış noktası yine bu kavramdan geliyor. Seninle başlamadı kitabının da. Zaten o videoyu seyredenler varsa kavramı az çok biliyordur. Çok aslında önemli bir kavram Salih. Yani bu bölümle ilgili olmayabilir. Şundan dolayı, sonuçta psikosoybilimde senin küçükken yaşadığın travmalardan ziyade, yani sen tabii daha hani kitabı okuduğun için yetkin bir şekilde anlatırsın diye düşünüyorum. Biraz daha geçmiş nesillerden gelen o travmaların torunlara aktarılması gibi algılıyorum hep ben psikosoybilim olayını. Ailemizden gelen kalıtsal özellikler de demeyeyim ama ailedeki travmaların birkaç nesil sonra ortaya çıkması ve bu travmaların aslında kendi yaşamış olduğu olaylara bağlamaya çalışmasının yanlış olabileceğini ortaya koyuyor. Bu yaşanan olaylar, evet, belki o kişinin tercihlerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Ama asıl kaynağı o kişi değildir ya da yaşadığı şeyden ziyade geçmişte ailesinden birinin yaşadığı olayın üzerine ona kalıtsal olarak geçmiş olan bir şeydir. Biraz karmaşık görünebilir ama aslında biz bunu eski nesillerden miras alıyoruz diyebiliriz, bu travmaları. Aslında Ve biraz önce bunlarla
biraz önce bahsettiğim kitap başlığı itibariyle bence çok güzel açıklıyor. Seninle başlamadı. Arkadaş diyor bu hikaye. Örneğin bir travmam var. Kitapta da çok güzel örnekler vardı. Ben seninle başlamadı diye okudum. Örneğin 18 yaşında bir anda bir fikir geliyor aklına ve onu düşünmeye başlıyor. Olumsuz bir fikir. Bu olumsuz fikrin gelmesinin sebebi seninle ilgili değil. Yani o kişinin yaptığı ne denir? Görüşmeler sonrasında, o hastalarıyla yaptığı görüşmeler sonrasında şunu fark ediyor. Aslında bu anneannesinde o yaşta ortaya çıkmış bir travma. Bu aktarılmış. Tabii bu aktarım genetik olarak muhtemelen oluyor. O epigenetikti galiba değil mi? Öyle kavramlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta fare deneyi var bir tane. Çocuğuna aktarılması, hani o olumsuz duyguların. Elektrik şoklaması, o deneyinden bahsediyordu. Seninle başlamadı kitabında. Bir de buna ek olarak acaba diyorum enerjisel bir aktarım da mı var? Yani sonuçta auralar karışabiliyor. O aura aracılığıyla çocuğa da geçebiliyor enerji. Sadece genetik olmaya da bilir. Ya o ilginç bir konu mesela. Yani bu tabii ki bu bölüm özelinde konuşursak buraya giremeyiz ama bu bölümde bu psikosoy bilime bir kapı açıyor bizim için. Sohbetimizin ilerlemesi için. Çünkü hep küçüklük travmaları olarak bahsediyoruz. Biz işte küçükken şunu yaşadı, bu yüzden böyle olmuştur. Bak dikkat et, bilimin en güzel tarafını görmüş oluyoruz. Bilgi birikerek geliyor. Ve ilk biriken bilgilerde kendi küçüklüğümüz var, tamam mı? Başka hiçbir şey yok. İlişki kuramıyorlar. Daha sonra birisi çıkıyor, diyor ki arkadaşım sadece senin küçüklüğünle ilgili değil bu olay. Senin annenin, babanın, onun annesinin, babasının, hatta onun annesinin, babasının, senin atalarından gelen travmaları sen yaşayabiliyorsun. Bak bu çok ilginç bir iddia. Yani böyle bir şey varsa Salih, ya bu çok ciddi dikkatli olmamız gerekiyor demek bu. Yani düşünsene senin yaşayacağın travma senden sonraki nesle aktarılıyor. Senin çok dikkatli olman gerekiyor. Her şeyi kontrol edemezsin ki. Hayır, kontrol her olarak bakma. Yok ya, kontrol olarak bakma olaya. Sadece travmalar, yani sonuçta travma yaşıyoruz ama o travmayı yaşamamak için sadece küçük hazırlıklar yapmalıyız. Ya da çok büyük, tabii ki hazırlıklı olsak bile travmalar çıkıyor. Birisini kaybettiğimizde büyük bir travma. Bir kaza gördün, kötü bir şey gördün. Yine de bu aktarımı olmaması için muhtemelen bunun terapileri var Salih. Kendi travmanı çözersen bir sonraki nesle aktarmıyorsun o travmayı. O yüzden de hani demek istediğim o, kontrol etmekten ziyade travmayı çözmek önemli. Burada işte kişinin de kendinden kaçmaması gerekiyor. Biz genelde öteliyoruz galiba sorunlarımızı hep. O yüzden de gerçekten o terapilere ihtiyacımız oluyor. Sonraki nesillerde böyle sıkıntıların yaşanmaması için. Çünkü o travmayı çözmezsek evet diğer nesillere aktarılacak. Ve elimizde de artık şey fırsat var yani. Hani gerçekten de internette ben biraz baktım. Bununla ilgili büyük programlar var. Hani öğretim programları var. Bunun eğitimini alabiliyorsun. Yurt dışından eğitim almış bir kişi vardı da ismini şimdi hatırlayamadım. O mesela terapiler veriyormuş ve hani bir şekilde o travmayı zaten ilk olarak şöyle. Yani tabii ki o kişilerin, araştırmacıların yapmaya çalıştıkları olay bizden önceki nesilden gelen travmaları tespit etmek, o travmaları çözmek. Bizim burada bahsettiğimizde aslında bu bölüm özetinde konuşursak kişinin kendi hayatındaki travmaları çözüp bir şekilde derinliğe inip, bilinçaltına inip bu travmaları çözmek önemli. Bu travmaları çözersek aslında bunun biraz da önlemini almış olabiliyoruz gibi duruyor. Bu travmaların sebebi de ama aslında hep bir kişiye bağlanıyor. Atıyorum ailedeyse anne babaya da kardeşe veya bir arkadaşına bağlanıyor. Ki bu bölüm özelinde bakacak olursak annesinin ölümüne yol açmış olan katille bir şekilde bağlanıyor ve onunla yüzleşmesi gerekiyordu bu kadının. Ve bir şekilde küçüklük hali aracılığıyla bu adamla da yüzleşmiş oldu. Ve ondan sonra hafifledi, dikkat edersen. Evet. Biraz da aslında biz iletişimi kesiyoruz. Yüzleşmekten kaçınıyoruz. Bunu öğrenmemiz lazım. Tabii ben şimdi psikolojik, hani ben bir psikolog değilim. Psikoloji alanında da
yetkinliğim yok. Ama gördüğüm kadarıyla genel olarak sorundan kaçınma eğilimimiz var insanoğlu olarak. Yüzleşmeyi tam öğrenemedik. Yani samimiyet. Ben samimiyet. Evet. Samimi değiliz. Kendimize değiliz. Başkasına hiç değiliz. Kesinlikle. Yani bunu aşmayı öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Ondan sonra bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum büyük oranda çoğu sorunun. Çok önemli bir alan Salih. Gerçekten. Yani ben senin yayınına da şimdi onu göndermesini yapalım. O kitap özelinde o kitabı tanıtmak gerekiyor. O kitap önemli. Yani kişilerin kendilerini tanımak, kişilerin kendilerini tanıması için sadece kendisini tanımak değil, kendisinden önceki nesilleri de tanıması gerektiğini gösterdiği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı. Cidden çok mühim bir nokta. Bu tür kitapların okunması gerçekten kendimizi tanımamız açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu tarz kitaplar daha fazla dilimize kazandırılır. Bunun da eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Biraz. Tabii hani başucu kitaplar, sonra da bizim kendi bilim insanlarımızın kendi ana diliyle yaptığı araştırmalar çok önemli. Herkesin ana dili kendi algısını belirliyor. Sonuçta dünyaya olan evet. bakış açımız o dil sayesinde, ana dilimiz sayesinde. Ana dilimizle aktarılan olan, yani daha doğrusu ana dilimize sahip bir araştırmacı tarafından yapılmış çalışmalar tabii ufkumuzu açacaktır. Umuyorum ki bu tarz çalışmalar da katlanarak artmaya devam eder diyelim. Evet, evet Salih. Bunun dışında benim ekleyeceğim başka bir nokta yok açıkçası Salih. Güzel bir bölüm. Bu travmalar açısından bize farklı bir bakış açısı kazandırıyor. O kadar donuk bir bölüm değil. Yine bir aksiyonu var. Daha doğrusu o Twilight Zone kategorisine sokabileceğimiz bölümlerden bir tanesi. Bölümün bize farklı bir bakış açısı kattığını görüyoruz ki bunun üzerine biraz önce farklı yorumlar yapmaya çalıştık. Yine güzel bir bölümdü. Yani bunun dışında benim ekleyeceğim bir nokta yok. Senin var mıydı? Benim için bölüm güzeldi. Twilight Zone'un diğer bölümlerine göre ya da Twilight Zone'un genel ana temalarına göre biraz daha farklı bir bölümdü. Bunu söyleyebilirim. Ama yine de farklı çıkarımlar yapmamıza sebep olduğu için tabii ki de güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz daha benim için puanı düşük olan bölümlerden birisi olacak. Biz yine tabii her zaman gibi çok olumlu bitiriyoruz her bölümümüzü, yayınımızı. Tamamdır. O zaman Salih bölümü burada bitirebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.